İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da zanaatlar, Maraş. 9 Kasım tarihli açıklamasından sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh Ermenilerine karşı 69 suç işledi. Artsakh'ın Herhan köyünde onarım çalışmaları planlanıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin'deki konsolosu Guillermo Karamanyan ile röportaj. Cavak'ta 4 kırsal yol asfaltlanacak. Batı Ermenice, lehçenin sesi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Eski zamanlardan beri Batı Ermenistan'daki Maraş, gelişen bir sanat ve zanaat merkezi olarak biliniyordu. Orada Ermeni varlığı her zaman ağırlıklı oldu. Terzilik, boyacılık, ayakkabıcılık, mobilya, kuyumculuk, değirmencilik ve diğerleri. Ermenilere özgü zanaatlardır. Ermeniler el sanatları ile hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde uğraşırlardı. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır. Tarım ve hayvancılığın dışında köylerin nüfusu kerestecilikle uğraşmaktadır. Çevredeki ormanlardan ağaçlar keserek kütük, kereste ve marangozluk için diğer ham madde elde etmektedir. 20. yüzyılın başlarında ipek böceği yetiştiriciliği karlı bir iş olarak görülmeye başlandı. Ancak birçok zanaat gibi ipek böceği yetiştiriciliği de Maraş'tan Ermeni unsurunun ortadan kalkmasıyla sona erdi. Maraş şehri zanaat çeşitliliği ve bolluğu bakımından kıyaslanamayacak kadar zengindi. Artsakh Cumhuriyeti Savcılığından aktarılan habere göre 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriden sonra 1 Ocak 2022 tarihine kadar Artsakh Cumhuriyeti'nin kontrolündeki Ermeni yerleşim birimlerinin yakınında konuşlanan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Artsakh Ermenilerine karşı 69 suç işlendi ve bununla bağlantılı olarak toplam 54 ceza davası açıldı. Veriler, üçlü bildiriden sonra Azerbaycan'ın tam ateşkes ve düşmanlıkların durdurulması koşulunu düzenli olarak ihlal ettiğini, bunun sonucunda insanların öldürüldüğünü, insan varlığı ve yaşamı için gerekli basit hakların ihlal edildiğini gösteriyor. Artsakh Cumhuriyeti Savcılığı'nın mesajında şöyle deniyor. Ermeni askerleri ile Rus barış gücü askerleri Azerbaycan'ın terörist ve soykırım eylemlerine karşı caydırıcı olmaya devam ediyor. Artsakh'ın Martuni bölgesine bağlı Herhan köyü muhtarı Grishe Karabetyan yaptığı açıklamada köyde 128 kişinin yaşadığını söyledi. Köy muhtarı şöyle konuştu. Köyün ücretsiz konut stokunda 18 evimiz var. Bunları yerinden edinmiş vatandaşlarımıza memnuniyetle sağlayacağız. Köy okulunda 15 öğrenci okuyor. Köyde anaokulu yok ama 16 okul öncesi yaştaki çocuğumuz var dedi. Muhtar Grishe Karabetyan doğalgaz olmaması ve köy içi yolların içler acısı durumunu köyün temel sorunu olarak belirledi. Karabetyan köylülerin asıl uğraşının tarım ve hayvancılık olduğunu ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin'deki konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan, Rosa Margarita Tutuncian'ın Ermenistan Ben Buradayım adlı radyo programında yaptığı röportajda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın 19 Ocak'ta dünyanın en önemli ülkeleri tarafından tanınmış Ermenistan Devleti'nin 102. yıl dönümü ve Ermenistan Devleti Anayasası'na ithafen verilen Zoom tezine atıfta bulundu. Halkalak Belediyesi'ne bağlı Hando Varevan, Loma Durtsıh, Burneşet, Gadolar, Hokam, Karzep ve Dadeş köylerinin yollarının asfaltlanması için devlet bütçesinden 4.404.244 gel tahsis edilmiştir. Ahalkalak Belediyesi Devlet İhale Dairesi köy yollarının asfaltlanması için 3 ihale açıkladı. Çalışmalar 2 yıl içinde tamamlanması planlandığından uzun vadeli olarak kabul edilir ancak belediye 1 yıl içinde tamamlanabileceğini de mümkün görüyor. Devlet bütçesinden finanse edilen projelerde işlerin maliyetinin %95'i devlet, en az %5'i yerel bütçeden karşılanıyor. Batı Ermenice dili, modern Ermenice'nin standartlaştırılmış iki biçiminden biridir. Diğeri ise Doğu Ermenice dilidir.
Batı Ermenice esas olarak Yerevan lehçesine dayanan Doğu Ermenicesinin aksine esas olarak Konstantinopolis'in Ermeni lehçesine dayanmaktadır. 20. yüzyılın başlarına kadar Batı Ermenistan'ın doğu bölgelerinde de Batı Ermenice'nin farklı lehçeleri konuşulurdu. Şu anda konuşulan Batı Ermenice dilinin lehçeleri arasında Hamşen lehçesi, Suriye'nin Kesap, Laskiye, Jisr al-Şuguri, Lübnan'ın Ancar, Konstantinopolis'in ve Vakıflı'nın lehçeleri bulunmaktadır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV kendi reklamını yapmamaktadır. Yıllarımızın emeği, soydaşlarımız arasında vatan ile olan bağı korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihi kavşakta milli özlemlerimize sahip çıkmak hepimizin borcudur. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte durmak ve modern uluslararası ilişkilerde ne yazık ki ihmal edilen adil haklarımızı tesis etmek. Mücadelemiz kalıcı, zafer kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte çıkacağımız bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maral Ayvaz tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dırdunçk adlı eseri sunuyoruz. Sirel güzel ter abril u abril Yergün ki Sognu çunin Yev mahamertsna Buze yer kupan Nahkyankı Hedola çok Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.